eminim seve seve gelmediler. Buranın gelmeleri sebebi 5 çocuk geleceklerini düşünerek ne yapacaktılar? Tamam mı? Ben Kıbrıs'ta olsam ne olacaktım? Bilmiyorum. Ama ben burada hem tahsilimi gördüm, hem eğitimimi aldım, hem bir şirket sahibi olup herhangi bir ülkede çalışabiliyorum. Burada çocuklarımı, şu anda iki çocuğumu okutuyorum. Ama tabii de Kıbrıs'a yatırımlarımızı, buradaki arkadaşlarımıza ticaret arasının vasıtasıyla da yatırımlarını, sağlıklı yatırımları, birbirimizi kandırmayalım. Ama birbirimize bir hizmet verelim, birbirimizi sevelim. Hepimiz kardeşiz. Hiçbirimiz, herkesin, bazılarının tabii tahmin ettiği gibi Londra'da herkes parayı yoldan toplar. Hayır, toplamıyoruz biz parayı. Burada biz çok sert çalışıyoruz. Tabii ben Kıbrıs'a da geliyorum, başka ülkelere geliyorum. Gerçekten sert çalışıyoruz. Ben tabii Kıbrıs'a demiyorum ki başka bir ülkede herkes sert çalışmıyor. Çalışıyor, ülkeye göre çalışıyor. Ama gerçekten biz burada sert çalışıyoruz. Yani benim duyduğum, gördüğüm kadar herkes vatanına dönmek istiyor. Ama doğru şartlarda, sağlıklı şartlarda ülkemize gidelim, uçaklarımız doğru çalışsın, uçak fiyatlarımız doğru olsun, hizmetlerimiz doğru olsun, Kıbrıs'taki dairelerimiz doğru çalışsınlar. Hepimiz birbirimize bu hizmeti verelim. Benim gördüğüm kadar dairelerimizde, Kıbrıs'ta dairelerimizde, orada o dairede çalışıyorsa bir eleman, nasıl benim şirketimde burada çalışıyor, oradan bir ücret alıyor. O ücretin hizmetini vermesi gerekir. Vermezse orada bir problem olur. Orada bir yönetim problemi vardır. Genellikle benim tabii Kıbrıs'ta gördüğüm kadar yönetimde bazı zayıflıklar vardır. Bunları inşallah, ümit ederim, uzun zamanda bunlar çözülecekler. Tabii dışarıdan Kıbrıs'a giden soydaşlarımız bu sistemleri oraya da taşıyacak, ümit ederim. Herkes daha sağlıklı da çalışacak ve bunlar zevk alacak. Yani her insan işine gider, para kazanması için iş yapar, para kazanması için ticaret için yapar. Ama aynı zamanda da işini seveceksin, işini bileceksin. Tabii eski zamanlarda gördüğümüz kadar bazı arkaları olanlar tabii iş yerleri almıştır, görevlendirilmiştirler. Bence bunlar yanlış bir şeyler. Kim isterse olsun partizanlık yapmamak gerekir. Oraya tabii bir imtihanla, bir testle girerse daha sağlıklı olur ve bu ülkede olduğu gibi. Ve daha iyi hizmetler verebilir. Partizanlık bence kalkmalı. Herkes işini yapsın.